Evet değerli arkadaşlar tekrar selamlar. Bu dersimizde e, Zotero programının e, sahip olduğu arayüz hakkında size biraz bilgi vermeye çalışacağım. E, gördüğünüz itibariyle Zotero programının ana ekranı 3 bölümden meydana gelmektedir. Hatta 4 e, bölümden diyelim. E, birinci 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm. Evet. E, bu bölümler ne işe yarıyor? Nasıl mesela kaynak ekleniyor? Bununla ilgili size dersler yaparak açıklamaya çalışacağım. Fakat bu arayüzde mesela e, öğretmem gereken Konuya baktığımızda önceki şu kısımdan başlayayım. Şu kısım arkadaşlar düşünün bir arşiv var ve bu arşivde mesela diyelim ki kitaplarımız var. İşte bu kitaplığımızın yani rafları gibi düşünelim arkadaşlar klasör ağacı bu. Yani bir kütüphane hiyerarşisi. Burada istediğimiz gibi mesela klasörler meydana getirebiliyoruz. Bu klasörleri istediğimiz şekilde dizebiliyoruz ve isimlendirebiliyoruz. Burada da, şu kısımda da arkadaşlar, topladığımız kaynakların yer aldığı bir alan var. Bu alanda da hangi tür kaynaklar toplamışız, ne zaman toplamışız, bunların yazarının ismi nedir? Ondan sonra topladığımız kaynaklar, burada dikkat ederseniz, farklı ikonlarla dile getirildiği için kaynaklar hakkında hemen fikir yürütebilmekteyiz aynı zamanda. Burada aynı şekilde aldığımız notlar da burada var. Kaynaklara eklediğimiz dosyalar da burada var. Yani demek istediğim mesela bir kaynak düşünün bir makale eklemişiz. Bu makalenin e, hem e, pdf dosyası hem resim dosyası hem linki buradan görebiliyoruz arkadaşlar. E, bu kısım ise kaynağın mesela künyesinin açıklayıcı bir şekilde ortaya konulduğu alan. Yani düşünün bir kitap var bu kitabı eklemişiz. Kitabın mesela künyesini yani yazarını ondan sonra... E, kitabın ismini yayınlandığı yeri ne zaman yayınlandığını kim tarafından yani hangi yayıncı tarafından yayınlandığıyla ilgili künyeyle ilgili tüm bilgiler burada yer almaktadır. Yani Zotero programı bize güzel bir şekilde disipline bir şekilde arşivleme yapma, proje geliştirme gibi imkanlar tanımaktadır. E, bu imkanları da mesela e, ortaya koyarken e, bize e, Elde ettiğimiz kaynakları güzel bir şekilde sıralamamızı, fişlememizi ve hatta wordla bağlantısını sağlayarak eğer yazımıza da başlamışsak bunun güzel bir şekilde dipnot olarak mesela atıf olarak da Word'a aktarılmasını da sağlayacaktır. E şurada bir kısım var. Burada dikkat ederseniz e kaynaklar eklendiğinde e, kaynaklara daha kısa yolda yani hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz için istediğimiz gibi anahtar kelimeler türetebiliyoruz ve bunları kaynaklara ekleyebiliyoruz ve bu anahtar kelimelere tıkladığımızda direkt o kaynağa hemen erişim sağlayabiliyoruz. Yani kaynaklar içerisinde yok olmuyoruz. Çok fazla zaman kaybetmiyoruz. Yukarıda bir takım mesela e, butonlar var. Bu butonlara baktığımızda e, işte arama butonu, ondan sonra e, makale e, yani kaynak ekleme butonu, e, isf'nin numarasıyla kaynak ekleme butonu, ee, göreceksiniz bunlar burada yorum ekleme butonu, burada mesela klasör ekleme, grup yapma butonları falan yer alıyor, almaktadır. Ben bunları güzel bir şekilde size açıklayacağım yani dersler yaparak açıklamaya göstereceğim. Ee, bu dersimizde ne öğrenmeye çalıştık? Bu dersimizde Zotero'nun arayüzünü öğrenmeye çalıştık. Ee, burada bir hiyerarşik e, kütüphane var yani klasörlerden meydana gelmiştir. Bunlar istenildiği gibi düzenlenebilmektedir kaynaklar bu klasörlerin içine yerleştirilecektir kaynakların gruplanması bu şekilde yapılacaktır hemen altında bir anahtar kelimelerin yer aldığı bir bölüm var Bunlar da bizim kaynaklara kısa bir sürede ulaşmamızı sağlayacak bir bölüm en önemli bölüm bu orta bölüm bu orta bölümde ise eklediğimiz kaynakların isimlerini Ondan sonra türlerini ondan sonra yazarlarını ne zaman eklendiğini burada görebiliyoruz arkadaşlar Diğer en sağ tarafta ise seçtiğimiz bir kaynağın ya da eklediğimiz bir kaynağın ayrıntılı bir şekilde e, neyini görüyoruz arkadaşlar? Künyesini görüyoruz. Evet şu anda mesela info bölümünde, künye bölümünde not denen bölüme de geçtiğimizde orada da aldığımız o kaynakla ilgili aldığımız notlar yer almaktadır. Taks denen bölümde o kaynakla ilgili üretmiş olduğumuz anahtar kelimeler yer almaktadır. Related denen bölümde ise arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Bunlar aslında şu anda İngilizce fakat siz kullandığınızda göreceksiniz program Türkçe. Ee, aslında related ilişkili. Yani bu kaynağın, mesela seçili olan şu anda bir kaynak var. Bu kaynağın diğer kaynaklarla olan ilişkili bağlantısını gösteriyor. Eğer biz şunla X makalesinin ilişkili olduğunu e, ortaya koymak istiyorsak yani bunu göstermeye çalışmak istiyorsak ne yapacağız? Related bölümünde bu kaynakla o kaynağı eşleştireceğiz ve birbiriyle ilişki içine sokacağız ki yani bu kaynağın yararlı, yazılırken hangi kaynaktan yarandığı gibi mesela örneğin bir fikir yürütebileceğiz arkadaşlar. Evet bu dersimizde de böyle bir tanıtım yaptık. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.